Merhaba. Öğreniyoruz ki CHP lideri Özgür Özel Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yurt dışı temasları veya ziyaretleri öncesinde İçişleri, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca bilgilendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede yaptığım dış temaslar hakkında bilgi verdim. Benim yurt dışına gitmeden önce dışişlerinden bir briefing almam lazım. O ülkeyle işbirliğimiz ne noktada ve Benden ne beklersiniz? Üzerinde mutabık olmadığım konu varsa o zaman söylerim. Ama %85 Türkiye'nin dış politikasında benzer müştereklerde birleşiyor olmamız lazım. Dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na bunları söyledim. Talimat vererek savunma, içişleri, dışişleri bakanlarımız sayın genel başkana ihtiyaç duyduğunda briefing versinler. Bu temaslar sağlansın dedi. Türkiye'de aklı başında herkesin şu son 10 yılda Erdoğan'ın nasıl ulusal bir güvenlik sorunu haline dönüştüğünü bilmemesi olanaksız. Özgür Özel 2011 yılından bu tarafa milletvekili ve bunu bilebilecek noktada. Bu süreçte iki mühim tarihi viraj var. 17 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016. 17-25 içi dolu, iyi çalışılmış, hiçbir delili çürütülmemiş bir dosya. Soruşturulan bakanlardan Erdoğan Bayraktar, dosyamda ne varsa doğrudur diye en azından kendi bölümünü teyit etmişti. Hatırlayın, CHP'nin avukatları Şubat 2020'de Erdoğan'la oğlu Bilal arasındaki sıfırlama tapelerinin gerçekliğini mahkemede kanıtladılar. Parasını Ankara'nın ödediği Halkbank avukatları ise bankanın genel müdürü Süleyman Aslan'ın Reza Zarrab'dan rüşvet aldığını New York mahkemesinde kabul ettiler. Bunlar durumu değiştirmedi. İktidar ve muhalefet 17-25'in fatura edildiği cemaatin toplum ve devlet düzeninden atılması için işbirliği yaptı. Erdoğan da bunu yetki ve güç alanını genişletmek için sonuna kadar kullandı. Özgür Özel'in iktidardan dış politika brifingi alıp temaslara hakkında Erdoğan'ı bilgilendireceğini duyurması, Türkiye muhalefeti adına yeni bir talihsizlik. Çünkü boğazına kadar rüşvet, yolsuzluk ve kara para pisliğine batmış olan Erdoğan, bir numaralı ulusal güvenlik sorunudur. Neden mi? Çünkü dünya 10 yıldır Erdoğan ve ailesine bununla şantaj yapıyor ve her defasında sonuç alıyor. Misal, Reza Zarrab davası nedeniyle ödül alan FBI yetkilisinin açıklamasını hiç unutmam. Zarrab davası başlangıç. Türk ve İran devletinin üst düzey yetkilisi birçok kişi bu yolsuzluğa bulaştı. Bir başka örnek, Türkiye Kasım 2015'te hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle bir Rus yetini düşürdü. Ankara beylik laflarla yine olsa yine yaparız, özür filan dilemeyiz diye kestirip attı. Çok geçmeden Moskova, Erdoğan ailesinin Suriye ve Irak'tan çalınan petrolün en büyük alıcısı olduğunu açıkladı. Rus televizyon kanalları petrolün nasıl taşındığını uydu fotoğrafları ve krokilerle anlatmaya başladı. Erdoğan özür diledi dilemesine ama Putin için artık bu tek başına yeterli değildi. Milyar dolarlık S-400 anlaşması bugüne kadar ödenen en büyük kan parasıdır. İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Örnek çok. Şununla tamamlayalım. Türkiye'nin Suriye harekatı Amerika Birleşik Devletleri'nin canını sıkınca Ekim 2019'da ABD Kongresi Erdoğan'ın mal varlığının araştırılmasına karar verdi. Ankara derhal geri adım attı ve Suriye'de ateşkes ilan edildi. Tasarı donduruldu. CHP bilmiyor mu bunları? Biliyor elbette. Fakat size böyle söylemiyorlar. Özgür Özel'in kafası çok karışık. Habertürk yayınında Sosyalist Enternasyonal'den Azerbaycan'a kadar bir dizi gaf yaptı. Tabi zirve şu oldu. İktidarla dış politikada yüzde 85 benzer müşterekle birleşiyor olmamız lazım. Eyvah eyvah. Yumuşamadan ziyade sanki yumuşatma var gibi.